Abi hoş geldin. Merhaba Tolga. Mısır'da seninle onlarca anımız var. Bir sürü hikaye var. Mısır'ı da valla senin sayende öğrenmiştim. Estağfurullah, olur mu öyle şey yani? Mısır zaten bir şekilde ister benimle olsun, ister tek başına olsun ama zaten Mısır hep öğrenilmesi gereken bir yer. İnanılmaz bir yer. Yani herkesin hayatında bir Mısır olması lazım. Herkes hayatında en aşağı bir kere gitmesi gereken bir yer. İşte bir kere gidince zaten devamı geliyor. Evet. Çünkü bir kere gittiğin zaman Mısır'ın tamam bir kıta gibi oldu. Ayrı bir gelenek, ayrı bir hikaye. Fakat bütün her şeyin oradan doğduğunu ya da oradan doğdu demesek de oradan bize geçtiğini, Oradan yayıldığını diyelim. yayıldığını. Evet, Bir oradan tek biz yayıldı. değil, dünyanın birçok coğrafyasında Mısır'dan yayılıyor. Tabii yani o gelenek halen sürüyor bir sürü alanda, bir sürü yerde. Tabii ama en önemli hikaye Mısır dendiği zaman akla gelen nedir? Piramitler. Piramitler. Şimdi tabii piramitler de son derece enteresan. Çok araştırdım. Hakikaten araştırmaya devam ediyorum. Cevabı da hala yok. Yani piramit nereden çıktı, niye çıktı, nedir hikayesi? Ya da bu üçgen ya da işte piramidin mükemmel şekil olması vesaire vesaire. Tamam ama şimdi piramit deyince tabii herkesin aklına ilk başta Giza piramitleri geliyor. Yani dünyanın işte yedi harikası arasında Biri. bulunan simgesel özellikle o Keops piramidi gerçekten muhteşem bir eser. Ama hani sen dedin üçgen, ama üçgen acaba baştan beri var mıydı, yoksa üçgen bir sonuç mu? Üçgen zamanla oluşan bir nokta. Çünkü ilk başta yani araştırmacıların yaptıkları araştırmalar sonucunda mastabalardan bahsediliyor. Yani Evet. mezar odasından. Hatta mastaba, belki zigurat, bunların kökü esasında Mısır'dan daha önce belki Mezopotamya. Ziguratlar Mezopotamya'da var. Yani Evet. piramitli basamaklar tarzında. Fakat Mısır'da da şöyle bir olay var. Toprağın döllenmesi sonucunda toprakta oluşan bir şişkinlik. Ve o şişkinlik de bir mezar odası olarak. Yani Evet. Fransızlar protuberans diyorlar yani. Orada minik o şişkinliğin üzerinin yavaş yavaş örtülmesi. Ama mesela Sakarya'ya gittiğimiz zaman, hani ilk başta bakıyoruz Sakarya'ya, Evet. muhteşem bir piramit gibi duruyor. İnanılmaz. Ama esasında başta piramit değil, mastaba olarak başlamış. Elbette işte senin dediğin gibi herkes Keops'tayken ya da tüm dünya Keops'un peşinden gidiyor. 19. yüzyılda hatta daha eski dönemlerde Mısır'a gelenler, Mısır'a giden gezginler, onlara en yakın yer Keops. Keops. Ve Keops'ta olduğu noktada 3 tane devasa piramit. Ama şimdi şeyi de söylemek lazım. Evet, en yakın Keops ama en ihtişamlı olan da Keops. Evet, çünkü şey de mesela Napolyon döneminde oraya gidildiği zaman insanlar üzerlerine çıkıp üzerine piknik yapıyorlardı. Evet. Hani öyle bir hikayesi vardı ama oraya çıkmak da ne kadar imkansız olduğunu ancak gittiğimiz zaman anlayabiliyoruz. Yani nasıl çıktılar tepeye, nasıl yaptılar o ayrı mevzu. Tabii nasıl inşa ettiler o daha başka bir durum. O başka bir durum. Ama bunu anlamak için bence ilk başa gitmek lazım. Demin Sakarya dedin. Sakarya'ya gitmek lazım. Çünkü Sakarya'da esasında o mastaba, kerpiç yerine kireç taşının kullanılmaya başlaması, İmhotep, yani bizim bildiğimiz diğer ismiyle Asklepios. Mısır'da şöyle bir enteresan durum var. Mısır'da var olan hiçbir şey bizim görmemiz için yapılmamıştı. Doğru. Mısır'ın da şansına şeyden dolayı, ikliminden dolayı mezarlardaki her şey korunduğu için en çok bilgi Mısır'dan günümüze ulaştı. Hani evet belki Mısır'da başlamadı. Mısır'dan daha önce başlamış. O, muhtemelen de öyle olmuştur. Ama mesela biz piramitlere tekrar geldiğimiz zaman sonuçta hepsi bir temenni ya da Evet. büyünün sonucunda yapılan. Mastaba, mezar odasını yaptık. Yani Sakarya'da. Oradan yola çıkalım. İlk bir mezar odası var. Evet. Fakat daha sonra Sakarya'nın etrafına külliye gibi bu tören için Evet. ya da içerideki oluşumlar için duvar ördükten sonra dışarıdan mezar odası görünmez hale gelmişti. Tamam, orada zaten Hepset bayramları yapılıyor, cülus gibi. Evet, yani sonuçta bizde de öyle bir gelenek devam etti Osmanlı'da ama oradaki tabii gelenek bir tane gördük. Bir tane Hepset hikayesi. O da yine Sakarya'da gerçekleşiyor. Evet. Orada bütün Mısır'ı bir şekilde o külliyenin içinde ya da o sur içi ya da surların duvarların içinde kalan yerde yapmaları gerekiyordu. Ya esasında hep böyle biz piramitler o bu deyince aklımıza Giza geliyor ama hikaye Giza değil. Esas hikaye Sakarya ve Daşur. Her şey orada başlıyor.
Kesinlikle. Çünkü ilk araştırmalar dediğin gibi Sakarya'da ilk önce bir mastaba, bir mezar odası. Daha sonra yavaş yavaş kademe çıkarken, kademe kademe yukarı doğru çıkarlarken piramidal şekil orada basamaklı şekilde hani aynı ziggurat gibi bulsa da gerçek piramide ulaşmadık. Doğru söylüyorsun. Ya bir o değil. Zaten yapım süresine bakarsan önce bir tane mastaba yapıyor. Üzerine bir kat daha yapıyor. Evet. Üzerine bir kat daha yapıyor. Sonra piramidal şekle dönüyor. Yani ilk tabii aşamada esasında 3 tane üst üste konan şeyden, mastabadan, platformdan bahsediyoruz. Tabii. Yani piramit olarak düşünmediler tabii ki başlangıçta. Ama ondan sonra o şekle ulaştıktan sonra dediğin gibi asıl hikayemiz o Platon'un biraz daha berisinde Daşur'da başlayan bir hikayemiz. Ve orada kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir çalışma başlıyor. Evet. Ama öncesinde şeyden de bahsetmek lazım. Sülale de o dönemde yaşıyor. Hani bir Djoser'in dönemi var. Djoser döneminde evet Sakarya var. Ama Snefru ile beraber biraz daha ileriye gidiyorlar. Hani Snefru kendisine kalan mirası geliştirip farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Farklı bir şey. Onu geliştiriyor. Yani onu geliştiriyor. Hı-hı. Ama sonuçta gelenekler de devam ediyor. Ve kraliyet sanatı dedikleri özellikle bu inşa alanında. Çünkü evet, inşa ede ede kendilerinde inşa ediyorlar sonuçta. Tabii. Yeni arayışlar. Yeni arayışlar biraz daha ötede başlıyor. Geleneklerle gelenleri geliştirip kendilerini farklı bir şeye götürmeye çalışıyorlar. Bu esnada matematik de gelişiyor. Mesela o bent piramit diye adlandırılan bizim yamuk piramit dediğimiz piramit. Bence Mısır'da o aşamaların görülmesi açısından temel noktalardan birisi. Yani Türkiye'de çok az biliniyor ne yazık ki. Herkes sadece Giza'yı biliyor ama Sakarya ve Daşur'daki o yamuk piramidi gördüğün zaman bu aşamanın nasıl geliştiğini çok daha içselleştirebiliyorsun. Tolga sadece Türkiye'de değil. Yani Mısır herkes için dediğin gibi Keops piramidinden öteye geçmiyor. Yani. Evet. Dolayısıyla Sakarya bile az bilinirken gerçekten dünyada hani özel yerler dışında bilinirken yamuk piramidi kimse bilmiyor. Ama açıp biraz araştırma yapınca hakikaten bir tane piramit varmış, o da yamukmuş. Hatta o da tam piramit değilmiş. Ya da piramit mi diyelim demeyelim mi, öyle bir tartışma. Ve orada inanılmaz bir çalışma başlıyor. Bir devasa bir çalışma. Plan tamamlanmadan bitirildiği için yamuk piramit ortaya çıkıyor zaten. Orada da esasında matematik hesaplarında insanların gelişimine sebep oluyor. Evet. Çünkü ilk yaptıkları piramitte açı yanlış olduğu için o piramit zaten bitirseler de çökecek. Ve onu yaparken belki doğru aşıyı, doğru matematiği öğreniyorlar ve Kızıl Piramit, yani Keops'tan önceki ilk tamamlanmış piramit olan Kızıl Piramit. İlk düzgün piramit, yani evet, tamamlanmış ve her yönüyle mükemmel piramit Kızıl Piramit. Evet. Tabii Kızıl Piramit ismi niye kızıl? Taşların aldığı renkten dolayı. Hı-hı. O bölgeye taşlardan dolayı bazalt, öyle bir ismi de zamanla ilk görenler vermişler. Ama iki piramitte, yamuk piramitte tamamlanmış ilk piramit olan Kızıl Piramit de Snefru döneminden değil mi? Tabii tabii. Kızıl Piramit, piramitlerin en güzeli, en rahatı. Bir de enteresan bir şey söyleyeyim. İnsanlar normal piramitlere girmek için saatlerce bekleyip birbirine sürtünürken Kızıl Piramit'te incin top oynuyor. Yani her gittiğimizde tabii plato tamamen bize ayrılmış vaziyette. Ya bir de mesela Keops'a gittiğin zaman şehrin içindesin bir nevi. Ama Daşur'a gittiğinde o Kızıl Piramit'te gerçekten sonsuzluğun içinde hani o eski havasını bir şekilde hissedebilme şansın oluyor. Evet, yine Sakarya bölgesinde başka bir şansımız da yine orada ayrıca piramitlerin tepeleri kalmamış ama içine girilen bazı odalar var. Evet. Hani, ve mesela Ölüler kitabından bahsediyorduk geçen gün. Tabii. Hani mesela müthiş sahneler var. Ölüler kitabı bir tarafta yazı, evet, rulo, papirüs ama Sakarya bölgesinde bir piramidin içinde taşa yazılmış, taşa oyulmuş yine hiyerogliflerle beraber, hı hı, o Ölüler kitabından da parçalar görmek mümkün. Yani götürdüğüm insanlara da söylüyorum, izleyenler de göreceklerdir. Keops, Kefren, Mikerinos, hı hı, gördük mü gördük, fotoğrafı çektik mi çektik. Tamam, geçin şimdi gerçekten piramit görelim. Yani. Evet. Ve orada Sakarya
hakikaten bir kıvılcım oluyor. Yani tabii. Çünkü Sakarya'yı görünce evet yavaş yavaş olaylar anlaşılıyor. Ya ben oraya ilk işte 99'da gitmiştim senin sayende. 99'da o ilk gittiğimde yaşadığım heyecanı unutamam yani. Ama herkeste o heyecan var. Peki şimdi gittiğin zaman heyecan yaşamıyor musun? Hala. Her seferinde. Hı. Ama Kızıl Piramit hepsinden farklı. Evet. Şimdi bir zaten dört dörtlük bir piramit olması. Birinci olay. İkinci olay da hakikaten çölün ortasında olmamız. Kesinlikle. Yani o yüzden ne olursa olsun bu Kahire bölgesine gidenler, yani gidenler diyorum ama sonuçta Mısır'a giden bütün turlar Kahire'den geçiyor. Evet. Ama biraz hızlı geçiyor. Ya Kahire'ye haksızlık ediliyor. Kahire'yi ayrı bir videoda konuşalım. Çünkü Kahire bence dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Şimdi piramitler her gün sayıları artmıyor ama araştırmacılar yenilerini buluyorlar. Evet, yani o yüzden rakam değişiyor. Rakam değişiyor. 138 diye okudum en son bir yerde. Bu Sakarya ve Daşor piramitleri olmadan piramitleri tanımak mümkün değil. Peki Sakarya ve Daşor diyoruz. Gize'ye nasıl geçiyorlar? Biraz ondan da bahsedelim mi? Hani evet mükemmeli yapıyor Kızıl Piramit, Sinefru ama piramit işi orada bitmiyor. Ondan sonra Keops geliyor. Şimdi tabii gelenekler çok önemli. Yani Mısır'da hani büyü birinci sıradaysa gelenekler de ikinci sırada. Yani ve bu gelenekler de şimdi biz ona bugün baktığımız zaman büyüye saygı diye konuşabiliriz ama o büyük aslında ata. Ve Mısır'da da şöyle bir gelenek var. Her bir firavun yeryüzündeki tanrıdır. Evet. Zaten ritüeller de tanrısallaşma yoluna gitme yoludur. Hı. Şimdi dolayısıyla onlar da büyüklerine, atalarına, tanrılarına saygısızlık olmasın diye tanrılarının ya da atalarının yaptıklarının büyüğünü dibine yapmıyorlar. Evet. Yani Kızıl Piramit'ten daha büyük bir piramit yapacağı için orada yapmak istemiyor. Başka bir bölgeye geçiyor ve Giza'da en büyük piramidi yapıyor. Zaten onun arkasından gelen Kefren ve Mikerinos da Keops'tan daha ufaklarını yapıyorlar. Evet, yani bu enteresan bir olay. Çünkü işte tanrısallaştırma, hani doğunun geleneği olan kralı tanrısallaştırma. Evet. Olayını görüyoruz burada da. Ve Tanrı'ya da haksızlık ya da Tanrı gelenektir zaten. Yani gelenek dedikleri Tanrı'dır. Tanrı da Firavundur, Firavun da babalarıdır. Ya da şey atalarıdır yani. O silsile gidiyor. Yani inanılmaz bir sistem. Yani kendisinden önceki Tanrılara esasında saygısızlık etmemek için büyüğünü yapacaksa bile aynı bölgede değil başka bir bölgeye yapıyor. Evet. Bir de baktığın zaman o piramitleri yapanlara en büyük piramidi yapanın heykeli şu kadar. Aşağı yukarı bir. Doğru. Mısır'daki en ufak heykel, Mısır'daki en büyük piramidin sahibini. Evet. En küçük piramidin sahibi de heykel, devasa, diorit'ten yapılmış yani çok sert bir taştan. Şey düşünmek lazım. Acaba arkeologların buldukları mı tesadüfen böyle, yoksa hakikaten bu mudur yani? Yenisi bulunana kadar şu an böyle diyeceğiz. Evet. Tabii anekdotlar o kadar çok ki, yani bu piramitlerle de anekdotlarımız var. Çok yaşanmışlığımız var mı? Evet. Onlardan da başka bir videoda bahsederiz. Teşekkürler.